Beraber gelecekler diye biliyorum. Bir beraber gelebilirler mi lütfen? Bekliyorum Ahmet'le Esma'yı. Evet. Buyurun. Buyurun gençler. Hoş geldiniz. Merhaba abla. Nasılsın abi? İyi, siz nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olasın, ben deyim. Esma hoş geldin. Bulduk. Nasılsın? Dünyalar, dünyalarım, gemilerim batmış Karadeniz'de. Hasta benim kızım. Tedavi tamam, dur, bir dakika konuşalım. Karşıya alalım mı sizi gençler? Hı-hı. El ele geldiler. Bak birbirlerini de seviyorlar. Hiç elinizi bırakmıyor musunuz be? Hep el ele mi dolaşıyorsunuz gençler? O evet, genellikle böyleyiz. El elesiniz evet. Yani. Bir de nasıl sıkı tutmak o. Hakan görürse izleyicilerim de görecek inşallah. Evet. Hiç böyle sıkı sıkı. Ben istiyorum ki benim burada yaşadığım ve gördüğüm her şeyi izleyicilerim de görsünler evet. Ve yaşasınlar istiyorum. O yüzden böyle müdahale ediyorum. Hoş geldin Esma. Hoş bulduk. Hasta mısın? Hasta benim kızım. Tedaviye ihtiyacı var. Bir dakika. Sakin. Sakin ol. Aynı ortamda sakin durabilirsem. Durabilirsin bence. Önce ben bir anne kızın konuşmasını istiyorum. Daha doğrusu anne kızın meselesiyle ilgili benim sorularıma Esma'nın yanıt vermesini istiyorum. Sonra Ahmet'e de sorularım olacak. Sizin zaten yaşadığınız birçok şey, konuştuklarım, ekiple konuştuğunuz her şey bana geldi. Bütün notlar bende var. Her şeyi biliyorum. Her şeyi soracağım. Konuşmak istediğiniz şeyler var. Onu da biliyorum. Fatma teyzenin de konuşmak istedikleri var. Onu da biliyorum. Tamam mı? Hepsini size soracağım, merak etme. Ben şunu merak ediyorum sevgili Esma. Bugün yüz yüze de konuşmak istiyorum seninle. Şimdi annen sana küçüklüğünden itibaren evlatlık olduğunu hissettirdi mi? Yoksa aslında sen onun hiçbir yani onun gerçek çocuğu olduğunu mu düşünüyorsun? Her kavga edişimizde doğurmaz olaydım, getirmez olaydım. Ondan sonra hep kavgada hep aynı şeyler diyor. Seni istemediğini mi sana hissettiriyordu? Her kavgada büyütmez olaydım. Bakmaz olaydım, getirmez olaydım. Peki sen o sırada evlatlık olduğunu anlamadın ama değil mi? Hı-hı. Okulda itilip kakıldım, üveyim diye dışlandım. Eve gelirdim, ağlardım, babam müdürü falan arardı böyle böyle. Hı-hı. Ta ki evlendikten sonra o belgeyi gerçekten suratım çarpılana kadar bilmiyordum. Öğrenememiştin yani ama okuldaki arkadaşların senin üvey olduğunu söylüyorlar. Babam susturduydu beni. Öyle bir şey yok, bilmem ne yok diye ha. Şey yaptıydı. Babanı çok seviyorsun. Allah rahmet eylesin. Bir kaza sonucu hayatını kaybetmiş galiba. Annesine çok mu baskı yapıyordu? Evet. Baskıdan anlatır mısın? Nasıl bir baskıdan bahsediyoruz? Ya ben annemle aynı ortamda durmam. Çünkü ufak döver göz önümde. O zaman ben gördüm mü hiç iyi olmuyor. Her şeyde şey. Hayvanları çok seviyorsun. Bütün mesele hayvanlara kötü davranması diyorsun. Evet. Bilmem ne, küfür etmesi, onları gelemem. Sen annene bayağı bir kızgınsın yani. Fatma Hanım. Evet. Bunları peki yani sen kızının bu kadar çok sana karşı öfkeli olduğunu ben seviyordum diyorsun ama çok da sevgini gösterememişsin tatlım benim. Beni eza ettiği eza. Ettiği eza. Eziyet mi çektirdin? Eziyet. 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 Karşıda koyun güdenin yanına gitmek. Yoldan geçen adamı bağırmak. Vay be. Nasıl daha bağırıyor? Anlattığım bebe bir yoğun şey. Nasıl bağırıyordu? Yani yolda geçen adamı niye diyordu? Doğru dürüst giden insana isminden bağırıyor. Çeviriyor. Yazı yazıyor. Koyun güdenin yanına gidiyor. Ne diyor yazıp yani? Hangi birini anlatan? Koyun güden adamın yanına gidince ne oluyor anlamadım vallahi. Beni sev diye gidiyor. Pardon onu sev diye. Siz koyunları gütsün diye birini alıyorsunuz işe. Ya, başka yerdeki insanlar takışıyor. Bu ne demek ya? Ne demek istiyor annen? Onun yanına gidiyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Ha bizim oradan yoldan gelen geçen. Zafer diye bağırıyor. Tam gazlı geçen olduğunda ya da geçerken köpekleri azıtırsa adıyla ya bağırırım ya küfür ederim. Köpekleri iyi davranmazsa? Kim olursa kedi olsun köpek olsun inek olsun ya da tavuk bilen olsun. Benim yanımda trafikten kaçıyorsan ya da aşağı tarlaya gidiyorsan eve bakıp bilmem ne yapıyorsan o eve bakana da söverim. Ama yoldan geçen birine de seni seviyorum diyormuşsun. Çocukken olabilir o zaman çocuktum.
Niye onu diyorsun acaba? Yani niye? Ben çocuktum. Çocuk erken yanına gitmeye kalktı. Küçüktüm ama o zaman diyor. Çocuk o. Şey olmaktan bunalttı beni. Bundan da duracağım. Ben senin ayetini ortamda aynı sesini duymaktan bunaldım. Şu an kendimi vallahi zor tutuyorum. Sen en iyisi kes çeneni ya da kaybol dövüşmeye git. Dövüşmeye geliyor, yıkıyor. Acaba kim tartaklıyor? Evde huzur vermiyor. Vah vah vah. Sen huzuru daha görmemişsin. Huzur vermiyor. Aynı senin gibi. Evim senin gibi. Evim uyandırsın, çoluğun çocuğunu baksın, hanım hanımcık otursun. Bir oradan senle oraya. Senle aynı ortamda, oraya. Aynı sofra. Diyeceğim. Bu geçindiği yere, bunu oraya kadar ama gelmiş. Benim kızım bu gelmese gidemezdi. Geleceğiz ona da. Sen annenin sana bu kadar kötü davrandığını ya da hayvanlara eziyet ediyorsa yapmaması gerekir. Çok yanlış yapıyor. Hayvan yani. Mı bakıyor zaten? Tamam. Şimdi babana söyledin mi? Babam böyle, annem böyle kötü davranıyor. Ben kimseye bir şey söylemem. Babanla şey paylaşmadın mı? Bir şey yaşadım mı içimde saklarım. Keşke anlatsaydın. Belki babam müdahale ederdi. Ben öyle... İçimi kapanıktım çocukken. Bir derdim ya da tasam olduğumda hep içimi kapanırdım. Ama baban da sana düşkünmüş. Yani evlatlık kalmak o istemiş seni. Sana sevgisini göstermiş. Onu hissetmişsin. Aslında babana, annem bana böyle davranıyor deseydin belki her şey farklı olabilirdi. Olur muydu? Olurdu. Pişman mısın bazı şeyleri babana anlatmadığın için? Pişmanım. Babasını da taş attı. Ama biliyor benim epileps hastası olduğuma, sinir krizine girdiğim zaman küfür ağzımdan bilmeyerek istemeyerek çıktığından biliyor. Ya bunları bilerek isteyerek babama küfretmedim. O taşı attığında kendimde değildim mi diyorsun? Can, ya çalışanı da çalıştırmıyor, çalışmıyor da. Bunlar geldi, malları sattılar. Dur, mala geleceğiz. Belki maldan önce sana kızgın olduğuna... Bir daha benim yanımda mal konusu açarsan seni şuradan öyle bir uçarım ki... Hayır. Ya ben aynı ortamda tamam. Sakin olmak istemiyorum ya. Tamam Fatma teyzeciğim, bir saniye. Hak etmiyorsun çünkü. Ben senin için değil, senin de büyük senin çocuk için ortadayım. Tamam, ben senin enginler buharlaştıracak, üf dendiği zaman bakıp kalacaksın. Benim yani, Bir saniye Fatma Hanım. Esma bana şunu söyler misin? Sen önce Mestan'ı seviyorsun, sonra Mestan'dan ayrılıyorsun, Rasim'le beraber oluyorsun. Ona da bir mantık evliliğiydi dedin sen. Ama Rasim bu arada... teyze oğluymuş. Evet. Yani kardeşinin... Anamla kaçmak için başka şey yaptım. Mantık evliliği yaptım. Ama o da benim hatam oldu. Ama akrabaymış zaten. Teyze oğlu derken annenin, kardeşinin çocuğu mu? Ondan mı kaçtı kardeşim? Ama ben akraba olduğunu bilmiyorum. Ama özellikle mal mülk falan gitmesin diye annenin bu evliliği evet demiş Rasim'le. Evet. Doğru mu? Rasim'e sesini çıkarmadı anladığım kadarıyla. O çıkarmaz. Para için herkesi birbirine şey yapar. Ondan kaçtı bu. Ama sonra Rasim de kaçmış ama Rasim'e çok ses etmemişsin. Rasim'den de bir tane çocuk var. Tabii akraba oldukları için de işte yabancıya gitmesin mal mülk, toruna kalsın diye o şekilde kendi akrabalarına kalsın mı istiyor? Evet. Bütün derdi bütün o mu? Bütün kardeşlerini yedirmek istiyor. Onunla hiç uğraşıyor. Ne torun ne ben de ben. Akrabalı. Öyle ben sevmez zaten mi? İstemez. Kardeşleri seni istiyor muydu peki teyzelerin? Seviyor vallahi muydu? Valla benim gerçek ailem fazla istese de ben istemem. Ama babamın tarafını seviyorum. Ha, amcalarını seviyor musun? Seviyorum. Abamgilleri, abimgilleri seviyorum. Peki sen Rasim'den kaçtıktan sonra da Rasim'den kaçıyorsun, tekrar Mestan'a geri dönüyorsun. Neden geri dönmüştün Mestan'a? Zaten bırakmışsın adamı. Niye ya, tekrar geri döndün ona? Bilmiyorum. O zamanki aklım öyleydi. Şimdi başkasını gideceğimi hiç değilse bildiğim birine gideyim dedim. Çünkü eşimin bana aldattığından, yaptığından... İlla zaten kafayı koduydum. Kaçacağım. Bunlardan kurtulacağım. Anamdan da ötekinden de. Hiç değilse başkasını gideceğimi dedim. Bildiğim birine, beni bilen birine gideyim de daha iyi dedim. Çocuğu peki ne yaptınız? Ya çocuğu götürmedin sen çocuğu. Çocuğu götürmedim. Benim ne olacağım belli değil. Rezil olursam çocuk hasta olur. Ondan babamın gillere emanet ettim gittim. Bakamayacağını düşündün. Kızım... Ne olacağım belli değil. Epilepsi hastasıyım. Bayılırım, bakamam diye çocuğu bıraktın ona. Peki Mestan'dan Ahmet'e kaçmaya nasıl karar verdin? Şimdi yayında Ahmet'e demek de istemiyorum işte. Kelimeyi de. Babam ölmüş babama. Kötü sözler. Bir söz söyledi. Ondan şartellerim attı. Bundan da adam olmaz dedim.
Zaten güvenmediğim için nikah da yapmadım. Sadece imam nikahı vardı. Mesela niye güvenmedin peki? Aslında sen onu bir yani geçici bir iman olarak görmüşsün. Bir giderim gideyim onu. Yani Mesra'nın yanında fazla kalmayı düşünmemişsin bence. Çünkü şimdi diyelim zaten o zaman daha yeni boşandım. Hı. Annesi babası beni istemiyor. Her şeyde şey yapıyorlar. Ama şimdi Rasim'le de yine annenle beraber yaşadın. Mesran da sizle birlikte yaşadı değil mi? Mesran da aynı şeyde annenle beraber yaşadı. Hem Rasim'le yaşarken hem Mesran'la yaşarken annen sana nasıl davranıyordu? Üst katı size mi vermişlerdi? Nasıl davranıyordu sana? Aynı. Ufacık bir şey oldu mu beddua, lanet, kavgada sen... Herkes şahit, bütün mahalle duydu zaten bağırırken. Peki annenin senin muska yaptırmak için, işte özellikle mestandan ayırmak için ya da işte seni korkutmak için sana muska yaptığını iddia ediyorsun. Evet. Onları peki ne zaman yapmaya başladı? Vallahi o kadarını bilmiyorum da ne zaman bunu görsem benim bir şeyler oluyor. Hmm. Ama öyle şeylere inanmamak lazım. Ona ilgisi yok. Yani sen ona kızgınsın ya. Kızgın... Yok. Zaten ödemişi gitmiş bu bir ara. Buraya CDD'ye çıkmadan önce gitmiş. Aa, kimi bize... gittiğini bilmiyor. Ay, bize gelmeden önce bir sözlü hocaya mı gitmiş? Ne edeceğim? Ayrılacak mıyım? Bunlar kendinden gittim ben. Kendinden. Hı? Kendi adı Ahmet götürdü. Bir şey yapılmadı. Hı? Kendinden gittik biz. Kendi götürdü. Beraber mi gittiniz? Ha, beraber gittik geldik. Geçinecek mi geçinmeyecek mi? Hayvanla alan uğraş kızım. Hastayım dedi. Bir beni götür okuttur dedi. Kadını kendileri gitti. Kendinden gittik döndük. Ben bir daha yok ki bilmiyorum. Benden önce gittiklerini niye söylemiyorsun? Tamam mı sanıyorsun?